Arnavutluk Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş dönümü ve Sakarya'da da bu kuruluş yıl dönümü en güzel şekilde kutlanmak üzere güzel bir gece hazırlandı. Sakarya Öz Kosovalılar Derneği Başkanı Sayın Sabri Kosovalı bu geceyi hazırlayanların biri ve Sayın Sabri Kosovalı yanımızda. Efendim, Arnavutluk'un 102. kuruluş yıl dönümü. Evet. Geçen sene biz bunu İstanbul'da beraber kutlamıştık. 101'di. Yok, geçen sene Kosova'nın kutladı. Kosova 6. Aynı kutlamalar gene. Aynı, fakat bu sefer Arnavutluğun çok eski bir devlet. 102 yaşında bir devlet. Onun bağımsızlık yıl dönümünü bugün 28 Kasım. Evet. Onların cumhuriyetin ilan ettiği gün. Efendim, tabii bu güzel geceyi Arnavutluğun 102. kuruluş yıl dönümündeki bu güzel geceyi siz derneğiniz ve konfederasyonla birlikte düzenlediniz. Evet, Rumeli Federasyonu'na beraber Öz Kosovalılar Derneği'yle tertipledik. Böyle iyi bir gece olsun diye. Bugün aynen öyle görünüyor, çok kalabalık olacak. Arnavutluğun yıl dönümünü kutlamaya geldik. Evet. Sayın Sabri Kosovalı, efendim derneğiniz hakkında da biraz çalışmaların hakkında da bilgi verir misiniz? Derneğimiz şurada 2 senedir kuruldu. Öz Kosovalılar Derneği olarak gayet iyi gidiyor. İşte programlar yapıyoruz. Öyle geceleri topluyoruz. Efendim, bu güzel geceden, bu güzel eğlence gecesinden, bu güzel kutlama gecesinden Kosova'ya, Arnavutlu'ya mesajlarınızı da alalım efendim. Evet. Urime, urime, şipriyes, niçine düye torun, epavarsiyes, İsmail Çemali, İsa Boletine. Kreş şovbetine şun selam fala. Evet, efendim bir de normal değerli izleyicilerimizin tabii Arnavutça bilmeyenler olabilir. Onun için bir de Türkçesine yapalım. Türkiye Arnavutluk Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Nice seneler olsun. Evet, biz de Rumeli Televizyonu Şaban Malgür'ün hazırlayıp sunduğu Yaşayan Rumeli programı olarak Arnavutluk Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünü şimdiden kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun ve bu güzel geceyi de hep birlikte geçireceğiz efendim. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şaban Kodura. Efendim, Arnavutluk'un kuruluşunun, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünü Sakarya'da çok güzel bir etkinlikle kutluyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz salon, ambiyans hakikaten Kosova'yı buram buram önümüze getirdi. Teşekkür ederim. Evet, bu akşam Arnavutluk'un kuruluşunun kendi ifadeleriyle bayrak gününün kutlaması için bir araya geldik. 102 yıl önce 1912'de bağımsızlığını kazanmış olan Arnavutluk'un
kutlu bir kuruluş şenliği. Bizler de 158 yıl önce, 148 yıl önce Osmanlı-Rus Harbi ile bir göçün kader ortakları olarak bugün Anadolu topraklarına sığınmış, burada doğup büyümüş, yaşayan insanlar olarak bu duyguyu yaşatmak adına bir araya geldik. Burada konfederasyonumuzun parçasından yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları federasyonumuzun, Kosovalılar Derneğimizin de öncülüğünde Sakarya'da böyle bir anma gecesi yaptık. Katılımcılardan dolayı da mutluyuz. Evet. Bu sevinci ortak olduğumuz için mutluyuz. Efendim, 102. Kurtuluş Yıl Dönümü vesile olsun da bizi şöyle bir Arnavutluk'tan, Kosova'dan bir gezdirip götürmüşsünüz anılarınızdan. Evet. Yaptığınız ziyaretlerde şöyle bir ata yerinden, baba yerinden ne gibi şeyler söylersiniz? Memnuniyetle. Ben şahsen Türkiye'de doğdum. Evet. Ama ecdadımızın geliş hikayesini biliyoruz. Benim babam 1948 yılında İkinci Dünya Harbi'nin etkilediği insanlardan olarak buraya göç etmek durumunda kalmış. Tabii buraya gelişle beraber yeni bir yerde lisan sorununuz var, yöre sorununuz var. İnsanlar birbirlerine yardımcı olmak için geçmişte bizim hatırladığımız yaşlarımızdan her evin önünde bir konak olurdu. Burada bir araya gelinir, dertler paylaşılır, çözümler üretilirdi. Zaman içerisinde dernekleri kurduk. Bugün Türkiye'nin 36 vilayetine dağılmış 180 tane derneğimiz var. Evet. Bu 180 tane derneğin toplandığı 9 federasyon ve bu 9 federasyonun da üst kuruluşu olarak bir konfederasyon mevcut. Evet. Rumeli Balkan Türkleri Konfederasyonu olarak. 10 yıllık bir mazimiz var konfederasyon olarak. Evet. Tabii bu oluşumla beraber bu kez göçün etkilemiş olduğu başta Bulgaristan, Kosova, eski Yugoslavya Cumhuriyetlerinin tümü, Makedonya, Bosna, Arnavutluk, Yunanistan, hatta Romanya, hatta Moldova, bu ülkelerde varlığımızın, köklerimizin olduğunu gördük. Tabii doğal olarak orada bizim her ne kadar burada yaşıyor isek de ecdadımızdan şehit bıraktığımız, ecdadımızın izinin olduğu yerler var. Tabii bunların içerisinde bugün Arnavutluk'un bağımsız olması, işte Kosova'nın bağımsızlığını kazanması, Bulgaristan'daki soydaşlarımıza haklarının verilmesi, bu gibi gelişmeler yaptığımız çalışmaların semeresi olarak bizleri mutlu ediyor, daha iyi çalışmalara doğru sevk ediyor. Efendim, mikrofon önünüzde, kameramız karşısında, buradan Arnavutluk'a 102. Muhteşem Kuruluş Yıl Dönümü'nün mesajını gönderir misin? Memnuniyetle. Tabii bütün Arnavutluk'ta yaşayan soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza bu Cumhuriyet Kutlama Günü'nü kutluyorum. 102. Bayram şenliğini kendi ifadeleriyle Urime Dita e Flamurit Per Cithmon her zaman için bu kutlamaların devamlarını diliyorum. Oh,
Sakarya Dış Türkler ve Akrabalar Toplantıları Federasyonu Genel Başkanı Sayın Burhanettin Çalışkan. Efendim, Arnavutluk Cumhuriyeti'nin 102. kutlaması hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir gece düzenlemişiz çok, efendim. İnşallah sınırı tamamını da güzel bir şekilde tamamlarız. Fakat çok kısa bir zaman içerisinde oldu ama gördüğüm kadarıyla çok güzel bir ortam oluşacak. İnşallah tekrarını, devamını daha ileriki yıllarda tekrar etmiş oluruz yani. Sayın Genel Başkanım, hemen buradan Arnavutluk'a, Kosova'ya, Balkanlara mesajınızı gönderin efendim. Biz Balkanlarda ne Arnavutlar ve Balkanlılar varsa Türkiye'de de o kadar Balkan var. Balkanlı insanlar var ve biz birbirimizle hiçbir zaman kopmuyoruz. Ve her zaman aynı nefes alıyoruz, aynı ruhu taşıyoruz ve bu böyle de devam edecektir. Peki efendim, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Efendim, Arnavutluk Bayrak Gedesi'nin 102. kuruluş gedesinin muazzam bir sanatçı konukları vardı. Tabii İstanbul'dan geldiler. Sakarya'da bu gece adeta bütün misafirleri coşturdular. Kendileri coştular. İstanbul Besel Grubu, Kemal Bey, Kanı Bey ve Mülayim Bey. Efendim hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bütün böyle Balkanlardan, Arnavutluk'tan, Kosova'dan, her taraftan buram buram böyle memleket kokusu getirdiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tabii bu gece bütün Arnavutlar için çok önemli bir gece. Bayrak gecesi. Bütün dünyada kutlanan bir bayrak gecesi olarak. Biz de burada elimizden geldiğince işte bir katkıda bulunmaya çalıştık bu geceye. Güzel bir gece oldu inşallah. Efendim coştunuz, coşturdunuz. Vallahi hem coştuk hem coşturduk. Buradan bütün Arnavutluk ve bütün Arnavutlara, dünyadaki Arnavutlara bayrak bayramını kutluyorum efendim. Evet. Efendim grubumuzun tabii mülayimi ama en hızlısı, biz baktık tabii hani mülayim derler ya biraz yavaş ama bizim mülayim öyle mülayim değil. Helal olsun, mükemmel bir konser efendim. Acaba görünümümde mülayim mi? Onu merak ediyorum. Efendim teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gece oldu. Biz her sene bir yerde bir şekilde kutluyoruz. Davet ediyorlar bizi. Kutlamalara katılıyoruz. İstiyoruz bu çorbada bizim de bir tuzumuz olsun. Ama özellikle bu akşam Adapazarı'nda burada bizi davet eden başkandan yönetimine kadar herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Biz çok memnun olduk. İnşallah buradakiler de memnun olmuştur. Ve Ürünme Nezidettet Nandoru Cizşiptarlı Halimdir. Tabii efendim bu sevgili Besa grubu İstanbul'dan geldi ama biz yine de Besa grubunu kendilerinden dinleyelim. Evet, sevgili grup olarak biz grup Besa olarak aşağı yukarı 15 yıldır arkadaşlarla birlikteyiz. Elimizden geldiğince profesyonel olarak çalışıyoruz. Ama amatör şeyimiz 10-25 yıla dayanıyor. Evet. Hepimiz ayrı ayrı çalıştık. 15 yıldır birlikteyiz. Tabii efendim, kökenimiz de... Tabii ben Üsküp doğumluyum. Evet. Arkadaşım yine Üsküp. Ben de Üsküp doğumluyum. Ortaokulu Üsküp'te bitirdim. Ben Kosovalıyım. Ferizay şehrinden. Ve gurur duyuyorum Kosovalı olmamla. Biz de Üsküp'te olmaktan gurur duyuyoruz. Evet. Biz gene Besa grubuna dönelim efendim. Evet. Çalışmalarınız hakkında bize bilgi verir misiniz? Valla işte profesyonel manada çalışıyoruz dediğimiz evet. gibi. Bir de daha önemli bir şey yapıyoruz biz grup evet, olarak. Evet. Bir kültürü yaşatmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Yani Arnavut kültürünü eğer izlediyseniz sazlarla tabii. bizdeki o otantik havayı vererek işte o kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu daha önemli bizim için. Tabii bu profesyonel manada çalışıyoruz ama bu da çok önemli. Bir kültürü yaşatmaya çalışıyor grup mesela Türkiye'de. Efendim elinize sağlık, emeğinize sağlık, çizgisine sağlık. Hakikaten başta da söylediğim gibi coştunuz ama coştunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rumeli TV'ye saygılar, sevgiler buradan. Nathan Emir. Şimdi efendim bu mesajı hep beraber edeceğiz. Sayın Başkanım şuraya alalım efendim sizi. Efendim şimdi artık final yapıyoruz. Ben de aranızdayım. Tabii ben de bir Balkanlıyım. Ben de bir kökümüz bizim eski Yugoslavya'dan ama şimdiki Kosova'dan gelmiş. Hep beraber şöyle bir adalarına sıçsak efendim. Arnavutça 102. yıl dolayısıyla bütün Kosova'ya, bütün Balkanlara mesaj verelim. Buyurun efendim. Hep beraber. Urime dita et namuret. Urime nezet et et nandore. Urime feste. Kreç şiptar ve kuyanış da bot. Diaspora njil. Nistet et nandore. Ani kazi zare, neşe çete var.
Eşim sabah da itir şimdi boyu.